Size hayırlı sabahlar dileyerekten başlıyorum. Yine ekranımızda standart yasal uyarımız. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerek başlayıp devam eden standart yasal uyarımız okudunuz, anladınız. Al sat tut tavsiyesi yapılmamaktadır burada diyerekten başlıyoruz. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerin aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyin değerli dostlar. Evet, dün değerlendiremediğimiz 6 adet hissemiz var. Katıldan gelen sorular üzerine bakamadığımız 6 adet hisse. Bunlara da bakalım değerli dostlar ve bugüne başlayalım. Umarım güzel bir gün olur. Ama dediğim gibi bakınız geçen haftaki BIST 100 uyarımızda birazcık böyle toparlamaya başladık. Dikkatli oluyoruz. Orta uzun vade düşünenler için genel piyasada bir sıkıntı yok. Eylül ayında 90 bin, 100 binlerdeyken 120 bin, 135 bin hedeflerimiz olduğunu ve 160 bin hedefimiz olduğunu söylemiştik. Bu hedeflerin hepsi teknik anlamda arkadaşlar. Hepsinin teknik dayanıkları var. 120 bin, 135 bin bunlar gerçekleşti. Düzeltmeler gelebilir ama orta uzun vade düşünenler için 160 bin teknik hedef olarak halen durmakta değerli dostlar. Onu söyleyelim. Evet, şimdi hisselerimizin analizine geçelim. Petkim ile başlayalım değerli dostlar. Şöyle haftalık grafik üzerinden değerlendirmek istiyorum. Bakınız kademe kademe bu tepenin test edileceğini sizlere söylemiş idik arkadaşlar. Bakınız sindire sindire aldılar buraya götürüyorlar arkadaşlar. Ve bu tepe test edilecek. Bu tepe test edildikten sonra asıl macera başlayabilir değerli dostlar. Bakınız o da 4.70 bantarı. Şöyle bir de aylığına bakalım. MACD indikatörünü merak ediyorum aylıkta. Bakınız aylıkta MACD indikatörünün bakınız burada teknik olarak yine satış ürettiğini görüyoruz. Yani Petkim güzel toparladı. Yukarıya doğru direnç noktasına yaklaştı. Ama gidecek yolu var mı? Gidecek yolu var arkadaşlar. Yani teknik göstergeler bunu bizlere işaret ediyor. Tabi düzeltmeler de gelebilir mi? Bu da oldukça normal karşılamak gerekir. Yani bir düzeltme hareketi de söz konusu tabii ki de olabilir. Şöyle bir de 4 saat lira bakalım değerli dostlar. Lineer ölçeğimizi alalım. Evet, 4.80 bandında bir bölgemiz var. Tabi bu bölgeye varmadan önce şu anki bulunmuş olduğumuz nokta işte 4.65 bantları bir durak, bir frenleme noktası da olabilir. Yani burayı da ihmal etmemek gerekli. Bu noktayı da takip etmek gerekli arkadaşlar. Evet, direnç noktamız geçildikten sonra artık katlama muhabbeti yapmaya başlayacağız. O da ayrı bir konu. Ki oralara bir gelelim. Daha sonra bu değerlendirmeyi de yaparız değerli dostlar. Bir Fibonacci atalım. Şimdi gelelim bakınız Fibonacci değerimiz. Arkadaşlar 1.618 düzeltme hareketinin yükselişlerde gelebilecek düzeltme hareketlerinin olduğu bölgedir. Ve şu anda tam bu noktadayız. Bakalım burayı hasarsız bir şekilde atlatabilecek miyiz? Yoksa buralarda oyalanıp buralardan bir satış yiyecek mi? 1.618 önemli. 4.66 direnç bölgemiz arkadaşlar bu şekilde takip edilebilir. Koza'ya bakalım. Öncelikli olarak aylık grafiğimiz logaritmik ölçekli gelsin. Evet, Koza'da aylık görüntü bakınız. Şu şekilde arkadaşlar aylık direnç bölgesi kırılıyor. Ve bu direncin kırılması demek Koza için pozitif senaryo anlamına gelir arkadaşlar. Oldukça müsbet diyebileceğimiz bir konumda diyebiliriz Koza'yı.
şöyle milimetrik yanaştırıyoruz. Teknik görüntü olumlu arkadaşlar. Bizim için aylıkta şu direnç noktasının geçilmiş olması, bakın 3 defa test edilmiş ve burası kırılmış. Yukarıya gidip bakınız onayını da alıyor aylık. Muhteşem bir görüntü. Ortalama bakınız 11.40 bankları bu hissenin orta uzun vade düşünenler, gitmek isteyenler için bu bölge stop noktasıdır arkadaşlar. Teknik görüntü aylıkta oldukça güzel. Haftalık bakıyoruz. $11.94 haftalıkta da EMA 50 değerimiz bir stop noktası olarak çalışabilir değerli dostlar. 12 bantları. Ama teknik görüntünün olumlu olduğunu söyledik. Şöyle bakıyoruz, 14.57 tepesi tekrar test edilebilir. Bu tepenin test edilmesiyle beraber yukarıya ataklar hızlanabilir değerli dostlar. Şöyle bir de günlük bakalım. Günlük görüntümüz nasıl? Hemen ekranlarınızda günlük teknik çalışmamız. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bakınız şekil şu. Mantık bu. Direnç, direnç. Şimdi burada yükseliyor. Bakın size anlatmaya çalıştığım olayın özeti şu. Burada bir miktar girmenizi her zaman teknik anlamda tavsiye ediyorum. Niçin? Geriye gelip düzeltme yaparsa tekrar oyuna dahil olursunuz fazlasıyla şu bölgede. Eğer düzeltme yapmaz, bakın şu anda burası muallak arkadaşlar. Bakın düzeltme değil, burası bir satış onayı bile. Yani şu hareketi bir fake hareket olarak alır isek. Şimdi bugün eksi eksi açıp 12.63 akabinde de 12 bantların altına düşmemiz. Bakın şu 12.63 ve 12 bu seviyenin altına düşmemiz bu hissede teknik olarak satışı doğurur. Ya buradaki yani düşeni kırdı hocam deyip sazan gibi tüm varlığıyla atlamak ciddi anlamda o kişiler için sıkıntı olabilir. Umarım böyle bir senaryo oluşmaz değerli dostlar. Şu direnç çizgisinin üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü gitme yönünde diyebiliriz. Koz altına özellikle 13.50'ler şu bölge aşılır ise pozitif diyebiliriz. Bakın 13.50'ler üzerinde yukarı yönlü hareket. Aşağıda ise 12.50, 12 destek bölgelerimiz. Evet, umarım yukarı doğru devam eder arkadaşlar. 12.55, 50 ve 12 sırasıyla destek noktalarımız. Bu noktaların altına sarkmamız tehlike olabilir. Özellikle 12 bandı. Ama orta uzun vade düşünenler için o aylık bazdaki destek noktasını önemsemelerini rica ediyorum değerli dostlar. Bunlar günübirlik düşünen, günlük işte alsatçılar, işte kredi edenler, işte bir hafta 10 gün hisseyi taşıyacak olanlar için olan değerler arkadaşlar. Alark. Aylık grafiğimiz. Bakın burada da biraz önce hani kozavari bir hareket söz konusu mu? Söz konusu arkadaşlar. Nasıl ki örneğin kozada da aynı görüntüyü gördük. Aylık bazda bakınız direnç noktamız kırılmış. Bakınız kırılıyor, gelip onay alıyor. Onaydan sonra hareket yukarıya. Aylık tekrar kozaya dönüyorum. Çünkü benzeri bir durum söz konusu. Bakınız yine aylıkta koza. Bakınız kırıyor, tekrar geriye geliyor. Burada tekrar geriye gelebilir, önemli değil ama teknik olarak buradaki direnç seviyesini kırılmaz. Evet, aylıkta bir kırılım ve yukarı yönlü hareket söz konusu. Yine burada söyleyeceğimiz nokta husus aylık bazlı bakıyoruz. 6.15'lerin altında kapanış gelmedi. Müddetçe teknik görüntü yukarı. Yani arada 4, 6, 8 TL'ye doğru bir yolculuk söz konusu değerli dostlar. Evet, şöyle günlüğümüze bakalım.
günlük grafiğimiz. Bakalım hedef noktasına ne var arkadaşlar? Teknik olarak bu hissemizin 8.80, bakın 8.87 bu banda kadar gitme hedefi söz konusu arkadaşlar. Halen pozitif, halen önü açık olan bir hisse diyebiliriz. Bakın şuradaki, pardon, bakın şu formasyon gereği, şu kırılım boyunca yukarıya teknik olarak gitmesi söz konusudur. Bakınız burada şöyle Fibo düzeltmesini atalım. Takılabileceğimiz nokta şu kısım arkadaşlar. Bakınız tam da Cuma günü gelen kapanış. Bakınız düzeltme noktasına. Şu Fibo'yu tekrar atalım şöyle. Tam milimetrik olsun. Bakınız 1.618, 6.89 düzeltme kısmında kalmışız. 6.90'ların üzerinde bu düzeltmenin üzerine atacaktır değerli dostlar. Ha, buralarda gelgitler de olabilir ama 6.90 üzeri olumlu diyebiliriz. Yine stop loss kullanmak isteyenler için şu destek bölgesi önemli. Yükselen bir kanal trendi de burada gözlemliyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdilik görüntü olumlu arkadaşlar. Evet, teknik görüntü olumlu diyebiliriz. Kardemir A. Aylık grafiğimiz gelsin. Evet, aylık grafikte yine direnç kırılımı hacimli bir şekilde bakınız gerçekleşmiş. Geriye gelip onayını da burada iğne ucunu fitilini bırakıyor. Umarım yukarıya gider arkadaşlar. Teknik görüntümüz bu şekilde. Bir onay hareketini almış gözüküyor aylık bazda. Şimdi geçelim günlük bazda değerlendirmeye. Ki zaten daha önce bu hisseyi değerlendirmiştik. Destek noktasındayız değerli dostlar. Bu destek noktasında olmamız hasabıyla pozitif baktığımızı söylemiştik. Bir miktar gitti mi? Gitti. Şimdi bir geri çekilme, bir düzeltme. Yani niyetli arkadaşlar şu kısımda 4.56, 4.60'larda şu bölgede bu hisseyi alan, şu destek çizgisi kırılmadığı müddetçe taşmaya devam edecektir. Burası kırılsa da yukarılarda kırılacağı için, aldığı noktanın üstünde kırılacağı için her halükarda kazançlı olacaktır arkadaşlar. Yani bunu da bu şekilde bilmek lazım. Umarım şu şekilde bir toparlanmayla tekrar yukarıya gideriz. Şöyle bakıyoruz yukarıda kapanış bazlı 5.35'lerin üzerinde bir kapanış gelir ise değerli dostlar yukarıya yolculuğu devam edecektir. 5.35 bandı. Aşağıda hareketli ortalama MA50'miz kaç burası? 5.04.5. 5 TL bandı da destekli takip edilebilir. 5.35-5 arasında takibi sağlanabilir. Evet, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi aylık bakalım yine. Bakınız arkadaşlar gerçekten aylıkta bundan sonra özellikle değerlendireceğim. Çünkü sadece trade etmek isteyenler değil, orta uzun vadede düşünenler için gerçekten bakın büyük bir fırsat burada gerçekleşmiş. Bakın şu kırılımın teknik hedefi arkadaşlar. Kaç? Hemen bakıyoruz şu şekilde. Burası 3.17 bakınız arkadaşlar. Fazlasıyla gerçekleşmiş olan bir teknik hedef. Evet. Günlüğümüze geçelim. Günlükte MACD indikatörü alım üretmiş durumda.
Ve şöyle bir destek hattımız söz konusu arkadaşlar. Şunu üst banttan alacak olur isek daha merkezi, daha çok noktanın geçtiği bölge olarak şu şekilde. Evet, burada bir geri çekilme de söz konusu olabilir. Bakınız bu geri çekilme şuralardan 57-80, 58 bandından yine dönebilir. Teknik görüntü yukarıya gitme iştahını halen gösteriyor. Halen güçlü tutmakta değerli dostlar. Yine buradan Fibo'dayı çizeceğiz. Çünkü geri çekilmelerden nerede tepki gelebilir? En güzel cevaplarından birisi buradaki Fibo değerlerimiz. Tekrar çizelim. Evet. Bakınız arkadaşlar. Size şu anlamda 1600 pardon 0618 bakınız. Belirli bir trendde gidiyoruz. Ve buradan geri gevşemeler geliyor. İşte ikili tepeye şuradan aşağı kırılım falan filan. Her zaman söylüyorum. Şu bakın 0618 ise nasıl ki hani aşağıdan yukarı çiziyoruz yine Fibo 1618'den dönüş genelde gelir diyoruz. Burada da 0618 bölgesi bakın şu bölge alım bölgesidir arkadaşlar. 47-72 kaça kadar düşmüşüz? 49-35'lere fark etmez. Yani bu bölgeye yaklaştığı zaman kademeli oyuna dahil olmak en uygun olanıdır değerli dostlar. Bunu unutmayın. İlerleyen zamanlarda bunu yakaladığımız zaman yine sizlere aktaracağız. Yani şuralarda aslında güzel bir alım fırsatı vermiş olan bir hisse. 0-382-65-63 buraya dikkat ediyoruz artık. Buradan yine bir geri çekilme 0-50'lere 56-67'lere bir geri çekilme olabilir. Ama bu geri çekilme şu şekilde devam edecektir değerli dostlar. Teknik olarak yukarıya hareketimizin yönü olduğunu söyleyebiliriz. Burada dip bölge artık bu hissenin şu kısmı arkadaşlar. 47-70 kısmı burayı tamamlamış. 65-63'lerden geri dönerek 56-67'ler test edilebilir tekrar. Ama daha sonraki durak 76 şeklinde gidecektir arkadaşlar teknik görüntümüz. Yani piyasa çok anormal bozmaz ise bu senaryo gerçekleşebilir. Aksen'e bakalım. Şöyle aylık bakalım. Evet. Maksat burada trenler nerede kaçmış, neler olmuş onları görebilmek arkadaşlar. Evet. Kırılım hacimli güzel. Bakın alım noktasının tespiti. Aylıkta da bu geçerli. Hacim olayı arkadaşlar. Burada yine bir ders niteli olsun. Direnç bölgesi kırılıyor ama bu kırılım ne kadar gerçek? Bakınız. Hacime bakın arkadaşlar. Uyuyan bir hacim birden ne yapıyor? Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Kırılım sırasında hacim yüksekliği dikkat çekici arkadaşlar. Bu anlamda fake bir kırılım değil, gerçek bir kırılım. Kırılıp onayında alıp şahlanıp gidiyor arkadaşlar. İşte bizim teknik anlamda istifade edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de kırılımdaki hacim değerleridir değerli dostlar. Evet, günlüğümüze bakalım. Aylıkta yoluna devam ediyor. Önemli olan artık günlük. Tren kaçmış. Evet, şimdi burada bir uyumsuzluk olayı hakim. Nedir bu uyumsuzluk değerli dostlar? Yukarıya doğru giden hissemizde, bakın şu kısımdan alalım. Yukarıya doğru gidiyoruz, eyvallah. Aşağıdan da zaten şöyle bir takoz. İşte dilerseniz şunu düzgün çizelim. Yani maksat göstereyim dedim ama şöyle nasıl olsa bunu çizeceğiz. Şöyle arkadaşlar, görüntümüz bu. Bir takozdur gidiyoruz ama bu takozun göreceli güç endeksi aşağı değerli dostlar. Bakın şu bölgede MACD indikatörü aşağı. Evet yukarı giden ama yatay ya da aşağı doğru giden indikatörlerimiz var. Bu anlamda dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Direnç noktamız kaç arkadaşlar?
7.40'ın üzerinde yukarıya 7.80-7.90'lar tekrar test edebiliriz. 7.40. Ama bu seviyenin altına kayıp özellikle 7 bandının altında bir gün sonu kapanışı gelir ise bu sıkıntı arkadaşlar. Onu söyleyelim. 7.40 şu şekilde çizelim. Bizim şimdiki merkezimiz 7.40 arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine atmalıyız. Yoksa altında 7 ve daha aşağıları test edebiliriz. Evet, bu hisselerimizi değerlendirdik değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım güzel bir hafta sizlerle olur. Ama bir tökezleme geçen haftadan başladık. Dikkatli olmakta da fayda var diyorum. Özellikle takozlarda takozvari hareket edenlerin destek bölgesi kırılmış ise veyahut da ikili tepe oluşumu olup da bu ikili tepeler şöyle anlatalım arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyoruz. Artık tökezlemeye başladı. Bir tepe oluştu. İkinci bir tepe. Bakın bu ikinci tepe önceki tepenin yukarısında da olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu şekilde hareketlerle şu dip bölgesi kırıldığı zaman burayı terk edin arkadaşlar. Burada artık satış hızlanabilir. En azından şu aradaki mesafe boyunca geri çekilme söz konusu olabilir. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.